Herkese merhabalar, Draft Deli'nin 18. bölümüyle karşınızdayım. Son bölümde hepiniz yorumlara yazmışsınız, teşekkür ederim. Kadro kurma görevlerinde draft fişi yükseltmesi var diye. Ben onu görmüştüm ama tamamen aklımdan çıkmış. 10 gün boyunca kadro kurma görevlerinde, 10 gün boyunca aktif. Bu zamanda bir sürü bölüm çekmeyi düşünüyorum. Yani bunu bayağı bir kasmamız lazım. Anca bu şekilde Torres'e ulaşabiliriz. Bakalım, zaten kulüpte oyuncu da çok, satılamaz oyuncu da çok, nadir oyuncu çok, nadir olmayan oyuncu çok. Bakalım, bayağı bir kasıp Torres'e gideceğiz inşallah. Şimdi draft'a geçelim. Bunu iyi ki bana hatırlattınız ya. Yoksa 15-15 gidecekti valla. Zaten birkaç bir şey de satılmış. 35K'ya ulaşmışız. Zaten bir tane nadir oyuncu istiyor. 30 kim ya? Hiçbir şey değil. Bunu gerçekten sınırsız yapabiliriz ama işte inşallah çekebilirim ya. Bayağı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Ama tabii iş güçten vakit kaldığı sürece elimden geleni yapacağım. Şurada şeyi alalım hemen. Bir tane McKean'imiz vardı. Yani bunu zaten ilk şeyi verecek, tamam. Bunu gönderelim. Draft fişi paketi. Ya zaten yenilsem de hemen arkasına yeni bir bölüm çekerim. Çünkü 4'te 4'te yapıyoruz, görüyorsunuz yani paketlerden bir şey çıkmıyor. Önemli olan bu süre zarfında olabildiğince fazla paket açmak. Ne olacağı hiç belli olmaz. Alalım ve draft'a geçelim. 3 bölümdür 4'te 4 yapıyoruz ama paranın hali ortada. O yüzden ya bu bölümde ya tabii ki yine 4'te 4 yapmaya çalışacağız ama artık dediğim gibi paketlerden bir şey gelmesi daha önemli. Ne yapalım? 5-3-2 yok abi. 3-5-2 güzel görünüyor. 3-5-2 güzel görünüyor. Vallahi güzel görünüyor. Güzel stoperler gelirse biz bu işin içinden çıkarız. 4-1-4-1 yok abi. Ben üçlü de şeyden devam edeceğim ya. Üçlü defanstan. 3-5-2 iyidir. Bak ilk aldırtmadı ama hadi güzel bir ikonla. Yani bayağı kötü geldi. Hazard ama. Nereye veriyor? OF'ye veriyor, tamam. Ver güzel bir ikon. Nazario. Dembele verdi. Dembele'yi alırız. Dembele iyidir. Buraya 99 Messi ama veremez. Acaba draft fişi paketi verdi diye böyle bir düşürdüler mi draftı? Öyle görünüyor. Aynen. Haaland. Bakalım nasıl olacak kadro. Bayağı bir sanki downgrade yemiş gibi. Insigne. Takım Almanya, İspanya, İtalya. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Abi gerçekten downgrade mi oldu ya? Oynayanlar varsa bir yazabilir mi? Bunu verdiler diye draft'ın oyuncularını mı gerçekten kötüleştirdiler? İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Böyle yapacağız. Buraya bari Goretzka falan versin artık. Almanya'ya döndü çünkü. Yani bence Witsel. Yani Javi Martinez'i alacağımıza Witsel'i alalım, daha mantıklı. Bayağı çöp gelmiyor mu ya? Bence bayağı çöp geliyor şu anda. Bu işte bir iş var. Yani Hermoso gibi arkayı İspanya yapabilir miyiz de yani bu ne oldu yani? Ben anlamadım. Gerçekten ama böyle bir şey yaptılarsa yazıklar olsun abi. Gelen oyunculara baksana ya. Yani bir draft fişi paketi getirdiler diye cidden bunu yaptılarsa büyük ayıp ya. Şöyle bak, gelen defanslara bak. Bittik ya. Mahvolduk. İyice karıştı. Çorba oldu. Vallahi çorba oldu. Bu şey mi? No Cam Challenge mi? Hangisine artık o kadar karışık geldi ki ne alacağımı bilmiyorum. Areola'yı alacağız herhalde. Biz bu takımı nasıl toparlayacağız? Oho. Ya yemin ederim bak, saçı için bu adam alınır ya. Stoper bak, işimize de yarar bence. Çok hızlı bir draft olacak herhalde. Oh 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 oh. Herhalde tarihin en kötü draftına doğru gidiyor olabiliriz ha. Kesi geldi de abi, kesi. Karman çorman. Oo, Wijnaldum'un yeni kartı. Vallahi bak, Wijnaldum işimize yarardı ha. Yok, çok da yaramazdı.
Biz bittik. Biz bittik. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum şu anda. Bamba sanki iyi olur gibi oraya. Bambayı almam gerekiyor. Aynen. Abi siz yo, biz ciddi diyorum, biz bittik. Biz oynamayalım bu draft'ı. Böyle bir şey yok ki. Ben daha kötü bir draft hatırlamıyorum. Yedeğimiz yok. Griezmann'ı alalım. Kimya lazım. Aa, çok iyi. Barcelona'ya mı dönüyoruz? Ne yapıyoruz? Ben anlamadım şu anda. Bu draftta iman gücüyle herhalde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Alisson. Areola'mız var. Alisson'a gerek yok. Abi gelen kartlar şaka gibi ya. Cavani mi? Cavani olmaz. Rashford'u alalım bari. Yedek medek olur bari. Gerçekten hayretler içerisindeyim şu anda. Bence Bruno Perez'i alalım. Bir tane de defans yedeğimiz olsun ya. Gerçi o para var ama. Oh, bir tane Garinç'e geldi sağ olsun ya. Tapsoba da geldi aslında ama yok. Garinç abi. Ora ne oldu öyle ya? Bir şekilde kurtaramıyoruz da. Son iki. Oh güzel. Sokrates. Değil mi? Van Dijk. Van Dijk da bak aslında çok işimize yarar ya. Ama defansa değişiklik olacak galiba. Lam, Philip Lam da alabiliriz. Sokrates. Ya orası gerçi full kimya hepsi. Sokrates'i Hazard'ın yerine koysak pek bir şey değişmeyecek. Hatta şeyin kimyası düşecek. Haaland'ın kimyası düşecek. Kante yine 7 oynayacak. Orası bir şey değişmeyecek. Biz Philip Lam'ı alalım. Abi defans en azından koyarız buraya. Ya da şuraya. Şöyle falan bir şeyler yapamıyor muyuz ya ufak oynamalar? Aynen. En azından 92'ye çıktık. Yok, yaramaz gibi. Neyse alalım biz yine. Kaleci bir ikon ver bari oradan şey yapalım. Yok, ikon da vermedi. İspanyol. Ha bak bu olur. Tamam bu olur. Ama zaten Areola var. Bunu koyarsak hemen kimya artacak aynen. Yok yok Areola iyi. Yani biraz toparladık mı sanki? 95, 93, 93, 93, 92. Steven Gerrard. Bruce hocamı alalım. Ya değişikliklere dair hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız? Bakalım. Takımı ben bir toparlayayım. Sonra son halini gösterip maçlara geçelim. Evet yani toparlamaya çalıştım ama olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum maç içinde. Yani böyle başlarız herhalde. Kimi alabiliriz ki? Bir şey girecek herhalde. Opara girecek. Evans yerine. Buraya Opara girecek. Onun dışında defans iyi herhalde. Griezmann yerine de bilmiyorum ki. Bamba mı alırım? Griezmann'ı Haaland'ı çıkarıp Griezmann'ı koyabilirim oraya. Orta orta Griezmann. Hızı çok kötü. Yani Bamba'yı alabilirim Griezmann yerine direkt. Öyle oynayabiliriz. Bilmem belki de 3 değişiklik yaparım. Tamam maç içinde karar vereceğiz ona. Size özel taktiklerimi göstereyim. Soranlar olmuştu. Derinlik 4 oynuyorum. Çünkü üçlü defans. Buralara dokunmadım. Şunları sadece birer tık indirdim. Normalde defansif genişliğini de 4 yapıyordum ama bu sefer kanatlar çok boş kalıyor. O yüzden 5'te bırakıyorum. Bunlar 2 MDO. Ataklarda geride kal, merkezi kapat. Onun dışında bir şey yok. Bu kanatlara aynı şekilde 4-4-2'de oynadığım zaman bu sağ orta sağ sol orta sağ oluyor. Bunlara defansa dön. Orta için ceza sahasına gir ve arkaya koşu yap veriyorum. Buna da verelim. İkisine de tabii ki yani. Buna defansa dön veriyorum. Orta için ceza sahasına gir demiyorum. Buna normal bırakıyorum. Bunlara da göbekte kal. Çünkü zaten kanatlarımız var. Göbeğe git şey kanatlara gitmesini istemiyorum. Onun dışında herhangi bir şey vermiyorum. Taktik bu.
Evet, ilk rakibimiz geliyor. Abi en az bir galibiyet lütfen. Bir galibiyet alalım bari. Oğlum baksana millete iyi gelmiş ya. Bize niye böyle şey geldi? Gerçekten ya, girdiğim en kötü draft olabilir. Ama oyun başında bile bu kadar özel kart yoktu. Orada bile daha iyi draft geliyordu, düşünün. Şimdi nasıl yapacağız? Şuraya bir Opara'yı alalım. Devans bizi çok yorar abi. Ben ne zaman 3... Aha Perez'i alalım abi. Ne şeyi Opara'sı? Perez'i alalım. Böyle oynayalım. Griezmann çıkacak. Mecbur çıkacak. Bamba girecek. Tamam, Haaland oynayacak abi. Yapacak bir şey yok. Haaland oynayacak. Niye öyle bıraktım Witsel ya? Ama Foden abi o da. Dikkat. Oy, Cruyff'cum sakin. Cruyff. Ama Cruyff. Tutamıyorsun ki. Kaçırıyor. Abi bak tuş. R1'e bastım. Koşmak için R1'e bastım. O yalnız şutu eğer oyuncu çektiyse helal olsun. Lan ben de diyorum ha, adamı seçtim koşturacak dedim geriye. Ben koşmuyormuşum. Meğerse R1'e basıyormuşum ya. Neyse alışacağız yavaş yavaş. Uf, Kuzey'in kralı. Haaland. Oo, lan nasıl gol oldu? Ben hiç gol olacağını düşünmedim. Haaland'da ne cevherler varmış ya. Güzel, rakip ilk maça göre bayağı zor. Dikkat yani. Abi Cruyff'a dikkat. Cruyff'a dikkat. Oy. Offside, 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 offside. Değil, yedik. Bir an orada açınca gitti. Çok iyi gördü. Haaland sendeyiz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Müthiş bir kontra. Ya önünden geçti ama ya. Abi dikkat bak, buralar tehlikeli. Adam Vinicius Junior'ı falan almış ya. Cruyff'u tutamıyorum ki ben. Ha vallahi tuttum. İyi yer tuttu. Kaçıracak. Tuttum. Tuttum. Tut. Lan 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 lan. Benden. Keşke aşağı dönmeseydim. Lan ne? Abi hayır ama ya. Ya hayır, 89. dakikada bu olmaz. Allah'ım. Areola. Oh güzel. Yani orada 89. dakikada yaptığı şeye bak ya. Bunu şöyle plaseyle mi dikiyordu? Neyse kazandık zar zor. Ama şu R1 R2 olayına benim çok çok acil alışmam lazım. Bence bu draft serisi onun için iyi olacak. Yani defansta değil de hücumda kombolarda biraz zorlanıyorum. Ama gördünüz orada defansta da zaten çok kısır bir maç olmuş. Defansta da orada R1'e basılı tuttum ya. Adamı seçtim. Geri koşturacağını gördüm. Lan basıyorum adam gitmiyor. Adam geçirdi topu öyle. Evet, ikinci rakibimiz geldi de yani GG, tamam bu maç GG. Gerçekten biz herhalde tarihin en kötü draftını yaptık ya. Dikkat. Tamam bizde hiçbir şey yapamaz aynen.
Uyuyorlar ya. Ha, çok çok iyi hata. Çok iyi hata. Orada kareye de basınca mecbur müdahale yaptı ama ben onu topa yapmıştım. Yani niye öyle bir şey yaptı? Kesin sola atar. Ortaya attı. Basit bir hata ya. Garinç'e tek başına gidiyor. Sen döneceksin de vuracaksın da. Ulan Garinç'in emeğine yazık. Hadi Haaland. Kuzey'in gücü adına. Kuzey'in gücü be. Ay iyiydi, iyiydi, iyiydi. Biraz sakin. Kante her yerde. Gold ha. Gold Kante. Çok garip ya. Bu adamın her kartı iş yapıyor abi. Garip bir adam. Bravo Rashford. Allah. Şans, şans. Orada yine bir R1, R2 karışıklığı oldu ama bunu benim antrenman sahasında bayağı bir antrenman yapmam lazım. Hele bir birice bir şeye geçebilir. Dikkat, adam hızlı. Hep aynı şeyleri yapıyor. O yüzden tahmin etmesi biraz zor değil. Burası biraz sıkıntı ama oy oy dikkat oy. Ben de aldım. Rakip bela. Hadi Dembele. Niye donuyor? Kaçırma onu. Aşağısı. Ops, 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 ops. Aşağısı lan. Kale. Karayola. Alanda oynar mısın? Kötü oynadık orayı ya. Ama oyun bir şey diyeceğim. Donmaya başladı abi. Niye böyle? Ben götürdüğüm adamı geri getiremiyorum. Ya bomboş gol ya. Oo, orada oyun donmaya başladı. Bir şeyler oldu. Sonra ha, ah. Ya çok vallahi çok belli ediyor ya oyun. Çok çok belli ediyor. Yani adam bir starta bastı, bir şey oldu. Oyun donmaya başladı. Ondan sonra saçma sapan momentumlar hop öne geçti. Oo abi ama lam. Bomboş maçı verdik ya. Güzel, 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 güzel. Hemen bir değişiklik, hemen bir değişiklik. Maçı çeviriyoruz. Az ya, bomboş, bomboş ama içerisi bomboş. Offside ya, hayır. Aa. O kıl payı kurtarıyor var ya bende. Hadi.
Abi nasıl olmadı? What? Ya. Hadi şu hata gol yapalım. Kante. Oğlum çok kötü yere ya. Ya hayır gitti maç. Gitti olsun yapacak bir şey yok. İyi iyi bu, yani bu kadroyla iyi mücadele ettik. Yapacak bir şey yok. Ama şu maçı gerçekten yani pisi pisine gitti ya. Olsun sağlık olsun. Devam. Bakalım ne geliyor ödüllerden. İki tane premium altın paketi, bir tane de altın paketi. Açalım bakalım. İlkinden bir şey gelmedi zaten. Bunları direkt gönder. Bunları QXL. Bunları bazılarınız hani 250'ye falan koyun demiş de çok zor ya satılmasa. Boşuna transfer listesini dolduruyor. Şu gitsin. Bu da belki satılabilir. Bazı meraklıları oluyor. Premium altın paketi. Yine bir şey gelmedi. Gönder bunları. Atmaca. Tamam. Atmaca. Hadi bunu da gönder. Ulan şu MO'dan MO olsaydı bak bu iyiydi de. Bu. Aynen bu çok etmiyor. Olsun. Atmaca ne kadar? Atmaca da artık düşmüş. Koritiba. Şaka yapıyorsun. Oo, Koritiba yok. Full. Fulle. İnşallah satılır. Lazio. Yok bunlar var tamam o kadar değil. Koritiba'dan mutluyum. Ulan bari bir tane şey gelseydi. Nadir altına denk gelseydi. Hepsi bir şey gelir ya. Gönder. Şuraya bak. 3 nadir de sözleşmeye gitmiş. Hadi bunları da gönder. Bunu da gönder. Nöbetçi para ediyor mu? Yok etmiyor. Gönder. Bunu da gönder. Tamam. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.